Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim şeftali reçeli. Benden en çok istenen tariflerden bir tanesi. 1 kilo kadar, yani şöyle 5 tane büyüklerinden, biraz da çok büyük de değil aslında arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şu şekilde 5 tane şeftalinin içerisine de 5 su bardağı şeker ilavesi yapacağım. Hemen şeftalileri doğrayarak önce başlayayım. Önce şeftalinin kabuklarını soyarak başlayacağım. Şöyle ince bir şekilde ilk önce kabuklarını soyayım. Çok aşırı kaynatmıyoruz. Şekerde de bekletmiyoruz. Toplamda yarım saat kadar, 20 dakikada şeftali reçelimiz hazır olacak. Kabuklarını soyduktan sonra birazcık hafif sert bir şeftali seçmenizi tavsiye ederim. Şöyle ortadaki çekirdeğimi bir ayıracağım. Ayrılmıyorsa şu şekilde de yapabilirsiniz. Benim gördüğünüz gibi hemen ayrıldı. Küp küp olacak şekilde doğrayacağım. Çok aşırı da küçültmüyorum. Biraz hafif irili bırakacağım. Arzu ettiğiniz gibi bu kilo üzerinden reçelinizi arttırabilirsiniz. Hepsini doğradıktan sonra tencerenin içerisine şöyle alıyorum. Şimdi ocağın başına geçeyim, yapmaya başlayayım. Şimdi şeftaliyi güzel getiriyorum. İçerisine hemen hemen şöyle bir 5-6 yemek kaşığı kadar su ilavesi yapıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Çok olmadan şöyle çay kaşığının ucuyla tereyağı. Bunun sayesinde çok aşırı köpürmüyor. Ve dibine tutmuyor. Merak etmeyin arkadaşlar. O birazcık sulanacak. Ondan sonra şekerin ilavesini yapacağız. Çok altını da kısmayın. Şu anda en yüksek ocağımın böyle en kısıktan biraz daha yüksekte. Yani orta ateşten biraz daha yüksekte. Şimdi karıştırmayacağız arkadaşlar. Şöyle bir sallayacağız. Sadece şöyle sallayın. Sakın karıştırmayın. Şeftaliniz çok ezilecektir. 10 dakika pişireceğim. Şöyle yakından göstereyim. Ara ara böyle bir sadece tencereyi salladım arkadaşlar. Bakın. Sulandı. Şöyle şöyle yaptığınızda zaten merak etmeyin dibine tutmuyor. Ama bırakırsanız kendi haline dibine tutabilir. Şimdi artık şekerimi ilave ediyorum. Elinizde klasik bardaklarda toz şekeri katıyorum. Şöyle bir karıştırıp bakacağım. Çok özür dilerim arkadaşlar. 5 bardak değil 4 bardak şekerdi. Kafam karıştı. Yani 1 kiloya 5 tane orta boy şeftaliye 4 su bardağı gayet yeterli geliyor. Şimdi artık çok fazla karıştırmayacağım. Kapağını kapatıyorum. Altını orta ateşe getiriyorum. Ara ara sadece şu şekilde hafiften bir sallayacağım. Bir 20 dakika boyunca bu şekilde kaynasın. Böyle üzerinde köpükler olduğunda şunları alın arkadaşlar. Berrak bir görüntüsü olmaz yoksa. Şimdi orta ateşi aldım. Kapağını da kapatmıyorum ki çok sulanmasın. Bu şekilde tam 20 dakika boyunca kaynatacağım. Köpük oluştukça alırsınız. Çok altını kısmayın. Çok kısık ateşte değil. Birazcık yüksek ateşte pişiriyoruz. Tam 20 dakikadır kaynıyordu arkadaşlar. Şuradan üzerinden hep böyle köpüklerini muhakkak aldım. Şimdi içerisine
yarım limonun suyunu ilave edip bir 5 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Toplamda tam 30 dakikada pişirmiş oldum. Birazcık hafif sulu gibi gelebilir, gayet normal. Sonra durdukça koyulaşıyor. Sakın koyulaşsın diye çok aşırı da kaynatmayın. Bakın meyveler gayet tane tane içinde. Eğer ki saklamak için, yani kış için yapacaksanız muhakkak sıcak olarak dökün. Ama ben hemen tüketmelik yapacağım. Birkaç tane böyle komşuma falan da vereceğim ve bitireceğim. Konserve olarak seviyorsanız sıcak sıcak hemen konserve şişelerinize doldurup ters çevirin. 24 saat o şekilde durduktan sonra normal serin bir yerde 1 sene kadar da saklayabilirsiniz. 6 ay 1 sene saklayabilirsiniz. Kıvamı gayet güzel oldu. Tam 4 su bardağı şeker koymuş oldum. Artık yeterince kaynadı. Şimdi kenarda şöyle 1-2 saat soğutup size servis edeceğim. Ben bir kaseye dolaba kaldıracağım. Biraz ılıdıktan sonra sizlere soğuduktan sonraki kıvamını göstereceğim. Tamamdır artık. Şöyle göstereyim. Reçeli çok değil. Sadece şöyle 1 saat kadar dolapta dinlendirdim arkadaşlar. Şöyle bir tane yarım kiloluk, bir de bu kadar oldu yaptığım 1 kilodan sadece toplamda. Ama müthiş kıvamlı olmuş. İnanın 1 saatte bile bu kadar güzel kıvam aldığına göre daha bekledikçe çok daha güzel olacak. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Videonun hemen alt kısmına da malzeme listesini ayrıntılı olarak yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. İnanın müthiş güzel olmuş. Kıvamı çok güzel. Şu an hala elledikçe sıcak, bile dolaba kaldırdım ama çok bekletemedim. Çünkü bir an önce videosunu çekmek istedim. Şeftalileri de içerisinde böyle tane tane. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Hoşça kalın.